Mehmet Kamış'ın Yarına Bakış gazetesinde yayınlanan Sıranızı Bekleyin başlığını verdiği yazısını sunuyoruz. Bu ülkedeki herkesin nasıl bir tehdit altında olduğunu fark etmemesi ne dramatik bir durum. Devlet erkeni kullanan birileri hukukun ciddiye alacağı hiçbir somut suçu olmayan insanları MGK kararıyla terörist ilan edebiliyorsa bu ülkedeki herkesin başına aynısının gelmeyeceğini kimse garanti edemez bütün dünyanın gözlerinin içine baka baka bugüne kadar eline çakı bile aldığı görülmemiş insanlar MGK kararı denilerek terörist ilan ediliyor. Hükümet gelen bu emri görev belliyor, yemeden içmeden toplanıp derhal emrin gereğini yapmak için harekete geçiyor. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'un ifadesiyle Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı yargı ve ilgili birimlerde derhal gereğini yapacak. MGK üzerinden emir verin sonra ne ara bağladığınız kimse bilmiyor, size bağlı yargı harekete geçip sevmediklerinizin hakkından gelsin. Oğlan bizim, kız bizim çadır tiyatrosunda dar ağacı korup istediğinizi asın. Bu tiyatroyu seyredenler bilesiniz ki o piyangonun size vurmayacağının hiçbir garantisi yok. Bu işe yardım ve yataklık yapanlar unutmayın ki Davutoğlu örneğinde olduğu gibi sıra size de gelecek.'' Bunun nasıl bir komplikasyon olduğunu fark etmeyen herkes yarın MGK'nın CHP'yi, MHP'yi, Alevileri, Bayburtluları, Rizelileri, Beşiktaşlıları terörist grup ilan etmeyeceğini garanti edebilir mi? Bırakın CHP'yi, MHP'yi, Ahmet Davutoğlu'nu, Numan Kurtulmuş'u terörist ilan etmeyeceklerinin garantisini kim verebilir? Hiçbir ahlaki, hukuki, kanuni, kitabi gerekçe olmadan bir kişinin kişisel hırsları icabı eline çakı almamış insanlara terörist deniliyor. MGK'da bulunan anlı şanlı insanlar da bunu seyrediyorsa bu ülkede her şey bitmiş demektir. Ömrünü ülkesine adamış insanlar pervasızca terörist iftirasına maruz kalıyor. Buna kimse itiraz etmiyor. Masum insanların haklarını koruması gerekenler kulaklarının üstüne yatıyorsa herkes sırasını beklesin. Hukukun hiçbir şekilde ciddiye almayacağı, müphem iddialarla birilerine 3 yıldır cadı avı yapılıyorsa bu cadının yarın kimler olacağını tahmin edebilir misiniz? Üç duble yol yaptık diye dünyanın bizi kıskandığı mavalını okuyanlar dünya sahiden hukuk ve adalet getirdiğinizde size gıptayla bakacaktı. O zaman Türkiye bölgenin değil dünyanın ışık saçan ülkesi olacaktı. Ama siz gri bir ülke olmayı tercih ettiniz. Adaleti ve kitabı olan ortadan kaldırıp neyimiz var neyimiz yok her şeyimizi bir kişinin uhdesine verelim diye sabah akşam adalet neşvesiyle koşturanlar size üniversite yıllarında ağzınızdan düşürmediğiniz Ankebut 44'ü hatırlatalım. Allah'tan başka dost ve yardımcı edinip onlara bağlananlar kendisine bir ev edinen örümceğe benzerler. Evlerin en çürük ve zayıfı örümcek evidir. Keşke bunu bilselerdi. Hem çağdaş hukukta hem İslam hukukunda hem de bugünkü Türkiye Cumhuriyeti yasalarında suçun şahsiliği esastır. Aidiyetlerinden, kimliklerinden dolayı toptan cezalandırılma ancak ve ancak ilkel anlayışlarda bilemedin Orta Çağ Avrupa'sında mümkün olabilirdi. Aklı selim herkes gerçek paralel yapının neresi olduğunu, kimlerin terörle, evlat canlarıyla iktidar devşirdiğini görüyor. Gerçek er ya da Geç galip gelecek. Bundan kimsenin şüphesi yok. Önemli olan kimin hangi fotoğraf karesinde yer aldığıdır. Ben konjonktürün hiç değişmeyeceğini zannedip dünya cennetine atlayan zavallılara acıyorum." diyor. Yarına Bakış gazetesindeki yazısında Mehmet Kamış